birincilikle yetinmez. Daha devamlı, sürekli olması lazım. İnşallah başka ülkelerde de İstiklal Marşı'nı okutmaya devam edeceğim. İnşallah ezberleteceğim İstiklal Marşı'nı. Peru'da düzenlenen 10. Dünya Pomsa Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası esti. Sporcularımız 5'i altın, toplamda 16 madalya kazandı. Türkiye kazandığı 16 madalyayla şampiyonada dünya ikincisi oldu. Peru'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonu'nda tam 5 tane sporcumuz altın madalyayla yurda döndüler. Döner dönmez İstanbul'da 4 tanesi çalışmalara başladı. Düzenli ve disiplinli bir çalışmayla oluyor bu iş. Farklı antrenman türlerimiz var. Dayanıklılık, kondisyon, güç, esneklik vesaire. Bu şekilde sabah akşam, bayram demeden çalışıyoruz. 32 yaşındayım. 5,5 yaşından beri yapıyorum bu işi. Çok uzun bir emek var. Çok büyük bir emek var. İlk defa dünya şampiyonluğu yaşadım. Benim için çok güzel. Anlamı çok büyük. Emeklerimin karşılığı. Dünya şampiyonu Kübra Dağlı, Serim Olgun Kahveci, Emirhan Muran, Ramazan Aydın duygularını A Haber'e anlattı. Dedim kendine, hadi Kübra, yaparsın sen dedim. O şekilde kendimi motive ettim. O şekilde girdim. Ve Allah'ın izniyle de şampiyon olduk. Çok mutluyuz, heyecanlanıyorsun. Ay yıldızlı bayrağı orada hani gökleri çekiyorsun. Çok mutlu bir şey, mutlu yani mutluluk verici bir şey. Çok mutluyuz şampiyon olduğumuz için. İnşallah şampiyonluğumuzu devam ettirmek istiyoruz. 2018'de tekrar dünya şampiyonası var. Önümüzdeki sene Avrupa şampiyonası var. Yani bunlardan tekrar şampiyon olarak seriyi devam ettirmek istiyoruz. Dünya şampiyonu. Sürekli olarak her girdiğim müsabakada artık dünya şampiyonu olmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genç sporcuları unutmadı. Madalyaları kazandıkları anda tebrik mesajı yolladı. Cumhurbaşkanımız bize tebrik mesajı yolladı. Çok mutlu oldum. Gerçekten yarışmadan çıktığımız an böyle mesajı duymak çok mutlu, çok onur etti bize. Çok teşekkür ediyoruz.